Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yeni Sanatör Zombie Survivors'ta karşınızdayım. Biliyorsunuz biz bu oyunu normalde bitirdik. Hem de öyle böyle değil yani. Bütün güçlendirmeleri aldık. Neredeyse başarımların tamamını yaptık. Benim geçtiğimiz bölümlerde başarımların tamamını yapamadık tabii ki. O yüzden bu bölüm başarım peşinde koşmak istiyorum. Benim geçtiğimiz bölüm dikkatimi bir şey çekti. Başarımlardan birinde... ne diyordu efendim? Solo bir şekilde hardcore modda sadece takım lideriyle hayatta kalmamı istiyordu. Hardcore modun kaç dakika sürdüğünü hatırlamıyorum. Ama solo hayatta kalacak biri varsa o da Pyro değildir aslında. Pyro'nun adımlarıyla alakalı da bir achievement var galiba, baksana. 5 kilometre boyu ayakların yanıyorken yürü. İlginç bir başarımmış. Bir de bunu şeyle combo oluruz herhalde. %250 hızla milleti yaka yaka geçeriz. Tanrı gözlerimize merhamet etsin çünkü babuş etmeyecek. Etmeyeceğim Joe. Tamam. Agacım, solo hayatta kalacaksa tank kalır. Ama gerçi şimdi şöyle de bir şey var. SWAT'ı alırsak... SWAT'ın perkünden reload speed %20 daha hızlı ya. Böyle çat 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 çat. Şey yapabilir. Bizi hayatta tutabilir. 10 dakika sürüyormuş bu arada hardcore. Okey. Okey abi, buranın hardcore'unda bir şey yok ya. Gerçi bir kere kazanmışım sadece hardcore'u burada. Ya fark etmez, harita adı falan verdi mi hardcore'da vermedi, hallederiz. Şimdi şuradaki weapon cooldown reduction'a güveniyorum. Kendim aim almayayım, vazgeçtim. Cooldown mu, attack speed mi? Attack speed ya. Hoca galiba hardcore diye bu agalar ölmüyor. Normalde bunları bayıltırdık. Normalde bunlar çoktan bayılırdı. Attack speed'e devam. Pixar Mio 5 lira göndermiş efendim. Abi iyi yayınlar, donate'ler ekrana gelmiyor demiş. 5 TL üstü donate'ler ekrana geliyor paşam. Kesene bereket, teşekkür ederim, sağ olasın. Tamam, silahımı upgrade'ledim iyice. Silah cooldown'u. Oo. Çok sağlam gelmiyorlar mı? Yüzdelik damage. Ve item almaya koşturuyorum. İtem konusunda seçici olmaya çalışacağım mümkün mertebe. Bu. Kesinlikle solar panel. Ve kimseye almamam gerekiyor yanıma. Ama halleder bizim aga ya. Pixar Mio'cum çok teşekkür ederim bu arada. Kesene bereket, sağ olasın. Tabii ki hatırlıyorum seni. Umarım sınavların başarılı geçer. Çok teşekkür ediyorum. Drop var ustam. Ustam. Drop niye biliyor musun? Video yüklüyorum ya bir yandan. Sert sert giriyor. Abi yüklemeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. O birazcık ben yüksek miktarda cesaret gösterdim. İki yayın birden açıkken bir de üstüne video yüklemek birazcık böyle bir
deli cesaretiydi. Umduğumuz gibi olmadı zaten. Sıkıntı yok. İlla ki hallederiz. Bunlar yüklü mü gözüküyor ya? İptal et yüklemeyi. Tamam arkadaşlar, şimdi sorun çözülür. İsmail Uzun, 22. ayın kutlu olsun. Sağ olasın, eyvallah. Ben biraz fazla cesur davrandım dediğim gibi. Kimseyi almıyoruz. Öf. Ne adam geliyor be kardeş. Atak speed'den devam. Görüşmek üzere sevgili Fixer Mio. Sağ olasın, dediğim gibi sınavlarında başarılar diliyorum sana. Sanırım bu tur bu arada element hasarı olmadan hayatta kalmayı da tamamlamış olacağız. Efendim sevgili Simple Tanoğlu, 25. ayında selamlar, iyi yayınlar babuşum demiş. Teşekkür ederim efendim, iyi yayınlar dileğiniz için. Hoş geldiniz. Hoş, sen de hoş geldin yavrum. Yeterince soğuk muymuş dışarısı? Yok mu? Kulaklarım falan üşümedi mi? Peki. Olsun, bence ona rağmen soğuktu. Yo, çıkıyorum. Yetiyor. İşte 2024'te çıktım bir kere. Değil mi? Bu sene kotamı doldurdum. Tansiyonlarım çıkıyor bir yandan. Teşekkür ederim bebeğim. Kesene bereket babam. Şunu alacağım bu arada. Atak speed ve kritik hasar veren. 10 dakika boyu hayatta kalmamız gerekiyor. Ve üzerimize sürekli olarak zombi yağdıracak oyun. Üf, sürüye bak. Bizim neye ihtiyacımız var sana söyleyeyim mi? El bombasına. O da bir seçenek tabi. Nihayet ya. Silahı biraz daha kuvvetlendirirsek dostlar. Bayağı iyi olacak. Yalnız haritanın çok köşesindeyim. Biraz mümkün mertebe içe doğru rotasyon almam lazım. Ramazan Bey hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dileğiniz için çok sağ olun. Can yenileme. Şu iri kıyım arkadaş benimle ne kadar zaman boyu burada koşturacak onu da merak ediyorum bir yandan. Çok iyi oldu. Tamam, silah tamam. Oo, süper upgrade. Şimdi sadece yanına ek bir şeyler alacağız. Tamam, bakın artık girdiği yeri dağıtıyor. Öyle şey değil yani. Güçsüz kalmadı. Önce silahı bir fulleyelim. Ama haritada o kadar çok yığılma var, o kadar çok birikme var ki. Helikopter desteği falan istememiz gerekecek sanırım. Şöyle bir yenile atayım.
Patatesle alakalı şeyleri bitirdim hayatım. %93 oranda oyun bitti. Hiç sadece WASD ile oynuyorum efendim. Yan tuşları çalışıyor muydu hatırlamıyorum bak. Çalışıyor. Tamamdır. Önce silah son seviye. Sonra yan özellikler. Benim burada hareketsiz durma gibi bir lüksüm yok. Peki kendimle beraber bir tane otomatik taret gelse yardıma. Aha da taret kuruldu kenara. Mümkün değil ki dayanmak. Ellerine sağlık hayatım. Teşekkür ederim. Tamam. Can yenileme biraz daha. Şimdi önce üzerime doğru koşturan boss'u bir indirmek istiyorum ama. Oo. Dostlar tek bir adamla çok uzun süre hayatta kalamayacağız galiba, değil mi? Beş dakikada paket ederler mi bizi? Büyük ihtimalle. Hayatım, bu modda şey var işte. Tek başına en zor görevde hayatta kal. Hiçbir ekip üyesi olmadan. Oo, bana haber vermedi pislik. Can yenilemeye devam. Peki taretle beraber dayanabiliyor muyum? Aha da full bomba. Çok kısa süreliğine iki tane oluyor ya. Eğer belli bir çevreye steklenseydi var ya, harika olurdu. Helikopter yardımını da an itibariyle aldım. Biraz can, biraz hasar. Bak helikopter desteği geliyor. Bakalım helikopterle alakalı bir güncelleme yapmışlar mı? Hayatım eski özel birlik. O yüzden herkesten çok çok daha hızlı bir şekilde mermi doldurup ateş ediyor. Ya, can yeniliyor. Niye benimkini yenilemiyor? Çünkü full. Hasar yemediğim için. Şimdi buradan mıknatısa doğru koşturacağım.
Artık geri kalanı özellik upgrade'i ve 3 dakika boyu ne kadar adam oyalayabilirsin. Silahın hasarını çok merak ettim bu arada. O kritik vurmadığı zamanlar 250-250 yapıştırıyor. Çok iyi. Biraz can değerini abarttım. Karakter çok güzel ya. Oyunda yenilendi sevgili arkadaşlar. Bayağı bir yenilendi. Darkest Dungeon zannetmiyorum efendim ya. Oyunu çok fazla oynadık çünkü. Farkında mısınız bilmiyorum. Ölmemeye ve beraberinde beni de süründürmeye başladılar. Son 2 dakika köşe kapmaca şeklinde geçecek. Bizim yaşama şansımız yok galiba. Kritik şansı. Son 1,5 dakika bu arada dostlar. Eğer 1,5 dakikanın sonunda ayakta kalabilirsem başarmış olacağız ama şöyle yapabiliriz. Ayakta kalamazsam diğer el tankla girerim. Çünkü tankta minigun var ya. Minigun olsun, mayınlar olsun. Uf. Saldırı helikopteri daha gelemedi mi? Of. Dostlar son 20 saniye. Ama ortalığın durumunu görüyorsunuz. Şu an beni yakaladıkları yerde ben öldüm. Biraz daha kritik ihtimali. Evet dostlar. An itibariyle kazandık. Tek başına buradan sağ çıkmayı başardık. Acayip seri geldiler bu arada dedim. Aha son an ayvayı yedik. 3 milyon hasar vurmuşuz bu arada. 3 milyon 190 bin. Bayağı sağlam hasar vurmuşuz. Ve tek kişilik bir ordu başarımını kazandık efendim. Şey başarımın ismi. You and what army? Sen ve hangi ordu? Tek başımıza başardık dostlar. Yalnız ben element hasarı vurmadım. Neden element hasarı vurmama görevini şey yapmadı?
normal bir randamı element hasarı olmadan hayatta kalmamı istiyor. Sanırım normal bir anda. Tek bir anda 3 tane silahı son seviye yap diyor. Emotional damage. Başarımın adı da çok güzel ha. Şimdi nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz efendim. Öncelikle hiç element hasarı vurmayacaksak full silah alırız. 3 tane silahı upgrade'leriz. Dolayısıyla bana 3 tane element hasarı vurmayan silahlı adam lazım. Hayaleti alırız, tankı alırız, SWAT'ı alırız. Bunların hepsiyle normal bir oyun oynadık mı? Tertemiz. Ki hayalet biliyorsunuz hakikaten çok sağlam. Normal modda değil miyiz ya? Garip bir şekilde artı 5 şansla başladı ilk. Şimdi katana upgrade'ine devam. Aa, element hasarı vuranlar kenarda gözüküyor. Tamam, şöyle yapalım. Bu tür element hasarına yer yok. Element hasarına yer olmadığı için şöyle bir onu banlayalım. Tık 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 tık, çok güzel vuruyor ya. Bu el 3 karakterin 3 silahını da fullleyelim. Ve paso silah hasarını arttıralım. Okey. Kritik ihtimali. Aynen öyle. İki başarımı tek seferde yapmış olacağım. Aslında bunu diğer haritada yapsam belki şu yem etme başarımını da alabilirdim de. Abi diğer harita çok akıl kârı değil. Biraz daha attack speed. Şu anlık kimseyi almayacağım yanıma. %250 hız yapma başarımı var aslında. Onu böyle denesek iyi mi olur, kötü mü olur onu da bilemedim de. Onu şeyle deneriz bak, %250 hızı. Pyro'nun adımları yakan adımlara dönüşebiliyor. Yakan adımlara dönüştürürüz onu, öyle deneriz. Abi bu karakterin müthiş bir de ulti yeteneği. Oy, çok iyi oldu bak bu. Bu çok çok iyi oldu. Şimdi dakika saniye durmadan çatır çutur kılıç sallayacak. Kritik damage almam. Hasar alırım. Kritik ihtimali tamam da. Kritik damage... Silah hasarı.
Efendim sevgili İmniksiz Primer avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Nixis, çok sağ olun. Keyifli seyirler diliyorum efendim. Şuna ilerliyorduk. Şimdi şöyle SOS'tan bir adam kurtarmaya. Kimseyi almıyorum şimdilik yanıma. Attack speed'den devam. %5 silah hasarı çok iyi bu arada. Çok güzel. Hem kritik sansı %5 hem kritik hasar %5 daha fazla. Çok çok iyi. Şimdi 3 farklı silahı son kademeye çıkartacağımız için şöyle yapalım. Shuriken'i banlayalım. Gelecek turda Kunai'yi banlayacağım. Sadece bu kritik protokolü alacağım. Kritik protokol, gerçi kritik protokolde ability'lerin kritik vurmasını sağlıyor galiba. Yok abi, kritik protokolde yaramaz. Bu herifin kılıcı fullledikten sonra anında yeni karakterin silahına gitmemiz lazım. Bugün Bannerlord olmayabilir efendim, hayır. Genelde Bannerlord olduğunda yayını ilk onunla açıyorum. Bu arada YouTube'da katıl üyesiyseniz şayet bütün Bannerlord bölümlerini beklemeden seyredebiliyorsunuz, haberiniz olsun. Ama normal şartlar altında da tabii ki ben her gün günde bir bölüm Bannerlord atıyorum kanala, bilginiz olsun. Sadece Bannerlord değil bu arada. Katıl üyeleri birçok videoyu önceden seyredebiliyor. Haberiniz olsun efendim. SWAT almanın vakti geldi. Artık bunun yanına bir de tank alacağım. Element hasarı ile alakası olmayan. Şimdi şöyle yapalım. Damage miktarlarını artık görmeyeyim. Onu da banlayıp direkt gidelim silaha. Bir dal daha can yenileme. Teşekkür ederim sevgili dostum. İyi akşamlar ve iyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Eyvallah. Ortak can değeri var efendim. Yani bir ekip kuruyorsunuz. Takım. Takım liderinin ana özelliği neyse diğer takım üyeleri de aynı özelliği alıyor. Ortak can değerine sahipler. Şu an mesela ölmem durumunda bütün takım üyeleri ölüyor.
Bunların hiçbiri element hasarı vermiyor aslında ama şundan kurtulalım. Bunu açalım. Silahın kritik hasarını arttırabilirim. Ama anında işime yarayacak bir şey silah hasarı olur. Silah hasarı ve attack speed. Şu ana kadar da hiç element hasarı vurmadık. E güzel gidiyoruz. Bir de 3 farklı silahı 3. kademe yapabilirsek harika olacak gerçekten. Oyun bayağı keyifli ilerliyor. Şimdi şöyle yapalım. Çok fazla banlama şansım yok. O yüzden son hakkımı tarette kullanacağım. Silah upgrade'i basacağım. Dakika 6, dakika 14'e kadar zamanımız var. Hem hiçbir element hasarı vurmadan oyunu kazanacağız. Hem de 3 farklı silah seviye 3 yapacağız. Yenile atalım şurası için. Attack speed alırım. Şu an sanırım sandığımdan biraz daha kuvvetliyiz. O yüzden hiçbir şeye dokunmadan hayatta kalabilirim diye düşünüyorum. Bir ara şey fantazim var. İtfaiyeciyle bu bizim hayalet şey ya. İkisi de bireysel silah kullanıyor. Yakın dövüş silahı. İki yakın dövüş silahı kullanan karakteri bir ekipte toplayacağım. SMG lütfen. Bayağı efektif olur diye düşünüyorum. O cooldown'u bayağı kıstım. O kadar hızlı vuracak ki. İtem olarak bir yenile atalım. Bir daha kullanalım. Bütün yenile atma haklarımı kullandım. Ama günün sonunda %52 reload şeyim var ve 0.7 saniyede bir katana kullanıyorum. Aynı şekilde 0.7 saniyede bir hafif makineliyle ateş ediyorum. Çok iyi. Şimdi şöyle, regen'e gerek lifesteal'e gerek kalmıyor. Bak, her hasar yediğimde saniyede 22 can yenilemem var. Hani ekstradan lifesteal bana gereksiz geliyor, ihtiyaç duymuyorum. Bak, özellikle gidip şurada can kaybedeyim. 100 can kaybettim, 5 saniye içerisinde tamamlandı. Onun yerine mesela silaha kritik şansı çok çok daha iyi.
Yeni adam alacak mıyım? Aa. Silah hasarı lütfen. Tank için sonrasını bekleyelim. Çok güzel. Buradan sonra silah makineli tüfeğe dönüşecek. Ondan sonra zaten machine gun kullanan öteki koca olanı alacağız yanımıza. Bana Hammer müthiş geldi. Default mod derken şey değil. Siz oyuna başladığınızda bu kadar can yenilemeniz, bu kadar özelliğiniz olmaz. Bak şurada bir karakter seviyesi görüyorsun, tamam mı? 90 yazıyor. Benim ekibin ana üstteki seviyesi 90. Ana üstümde 90 seviye olduğum için bende birçok özellik full. İşte buradan da makineli tüfeği. Ultisine değil bombayı şey yapsak yeter. Bu arada yavaştan yeni karakteri açmayı düşünebilirim. Saldırı hızı lütfen. Pulsu kesip yeni adamı kurtarmaya gidelim. Oo, %5 cooldown'la beraber ne kadar oldu? %59,5. Neredeyse her saniye durmaksızın ateş edecekler. Selamlar sevgili Mehmet, hoş geldin. Tabii ki. Oyun sonları geliştirme yapıyorsun. Oo, tank da geldi, tamam. Bizim artık silah fullenecek karakterler belli. Artık önümüzdeki dakikalar boyunca sadece silah fullemeye çalışacağız. Maksimum can artı 100. Hani ihtiyacımız yoktu ama olsun. Insta reload'a gerek yok. Ama aralarında onun dışında alınabilecek mantıklı bir şey yoktu. O yüzden bunu tercih ettim. Attack speed kaça kadar stackleniyor? Bir yeni karakter aldığımda bu istatistikler düşüyor galiba ya. Şöyle yapalım. Bombing Strike'ı eleyelim. Shotgun'a bir upgrade daha alalım. 8 dakika var. Umarım hepsini fullemeyi başarabiliriz. Yani yeterince seviye alabilir miyim bilmiyorum ama en olmadı hiç element hasarı kullanmama başarımı garanti cepte. Aynen. Hiç element hasarı vurmamışız. Ama ben 3 silah birden tier 3 yapmak istiyorum ya.
Katana'yı mesela çok hızlı üçleyebildik de. Diğer silahlar biraz yolladı. M4'e basmadan minigun'a rush. Şimdi bendeki normal shotgun. Shotgun double barrel shotgun olacak. Double barrel'ın üstüne minigun olacak. Her türlü zor. Bu arada o kadar kuvvetliyiz ki. Kıpırdamamıza gerek kalmıyor. Hakikaten hiç kıpırdamasam. Sandık almak lazım ama. Kritik damage değil, kritik şansı. %30.5'la kritik şansımız var. Attack speed ve armor. 3 level'da bir silah upgrade'i geliyor sevgili Unmistaken. 2 level stat yükseltiyorsun. 1 level stat upgrade'liyorsun. Her 3 seviyede bir kere. Ve hayalet vurmuyor bu arada, farkında mısınız? Diğerlerinden bu tarafa doğru yanaşamıyor eleman. Estağfurullah dostum ya, ben anlatırım, sıkıntı yok yani. Oyun kesinlikle benim de çok hoşuma gidiyor. Ve keşke diğer haritada girseydik. Bu haritaya nazaran acayip güçlüyüz çünkü. Şimdi bir silah upgrade'i gelecek mesela. Çünkü 3. seviye. Aha da silah upgrade'i geldi. Şimdi artık paso shotgun'ı double barrel'a, double barrel'dan da minigun'a. Muhtemelen bizim bu başarım yattı. Efendim sevgili Sezonlay, hoş geldiniz. Selamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Mıknatıs falan bir şey yok mu? Mıknatıs olsa seviye alacağım ama. Yok, bizim o diğer silahları kademe 3 yapma başarımı kaldı abi. Çünkü en az 6 defa seçim yapmam lazım. Ve her 3 kerede bir kere geldiğini varsayarsak şu an itibariyle 15 seviye daha almam gerekiyor. Oyunun bitimine 76 level olması lazım buradaki elemanların. Ki hepsinde silah gelecek. Silahı seçeceğim anca öyle. Hocam attack speed'den devam. Bizim attack speed ne kadar oldu ya? 215 oldu yeniden. Çok müthiş ateş gücümüz var ya. Hoppa. 12 seviye daha almamız lazım kalan sürede.
3 dakika daha var. O iş zor ya. Yok, pasif özellik olarak henüz fazla tecrübe puanı veren karakter yok. Bunlardan hiçbirine ihtiyacım yok. Ama fazladan can vereni aldım. Keşke sonsuz modda girseymişim. O bahsettiğimiz şeyi ancak öyle yaparmışız zaten. Şimdi bak, tamam, silah full. Bundan sonra minigun gelecek, bir de minigun fullenecek. Yani 9 seviye daha almam lazım. Ve 2 dakikam var. İşin sıkıntılı yanı o. Sağ ol hayatım. Aşkım, bir de su getirin mi ya? Oturunca söylediğimde de kızıyor. Memnuniyetsiz adam. Abi hemen kontrol edeyim. Yok abi, ice damage 0, elektrik 0, fire 0, chemical 0. Saniye farkla kaçıracağız bu arada ya. Sağ ol yavrum. Teşekkür ederim. Tuttum. Müsait bende. Saniye farkla değil. Çok baba bir farkla kaçıracağız. Kötü oldu. Bir de silah gelmedi. Ama artık yapacak bir şey yok. Roket atardan deneyince... Yo, oldu oldu oldu, tamam. 3 yapıp 3'te 3 yapmamı istemiyormuş. Çok iyi. Roket bir hasar vuruyor mu? Tam roketin kötü bir hasarı yok. Harika oldu. Tatlı tatlı başarım yapmış olduk. Bu arada oyun bitti. Çok güzel. Emotional damage başarımını da aldık. Görev başarılı. Bu arada bakın, SWAT yaklaşık 1.9 milyon hasar vurmuş. 800 bin tank vurmuş. 700 bin ghost vurmuş. Çünkü SWAT'la tankın yanına adam yanaşamadı. Yani katiyen kimse gelemedi. İki başarımı da böylelikle tamamlamış olduk. 51 geliştirme puanımız var. Lakin bizim geliştirmemiz full olduğundan dolayı herhangi bir şekilde bu puanı harcayabileceğimiz bir yer yok. Ve oyunda 88 başarımın 78'ini yapmış vaziyetteyiz. Yani oyunu
tam anlamıyla bitirmek için sadece geriye 10 başarım gibi bir şey kaldı. Bununla beraber 1 milyon buz hasarı vurma, 1 milyon kimyasal hasar vurma gibi başarımlar kaldı. Ayrıca one hit modunda, yani tek vuruş modunda haritalarda hayatta kalma mücadelesi var. O tek vuruşların acayip korkutucu olacağına inanıyorum. Ve boss rush modunda 10 dakika hayatta kalma var. Bundan sonraki achievement'ların her biri birbirinden zorlu ve birbirinden güçlü olacak. 20 dakikada hiç upgrade yapmadan hayatta kalma başarımı var ki aralarında bence en sıkıcısı bu olacak gibi. Her neyse efendim, şöyle yapalım. YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkür ederek videoyu burada sonlandıralım. Esenlikle kalın. Bye bye.